Bir telefonumuz var. Şu telefonu alalım. Nur Hanım telefonu attığımızda. Nur Hanım günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun. Hoş buldum. Melisa merhaba. Kim? Kimsin? Nur. Tanımadım. Bir kendinizi evet, tanıtır Mersin'den. Mısınız? Mersin'den Asiye'nin komşusu, Asiye'nin arkadaşı. Asiye kim ya? Mersin'in arkadaşı. Mersin'de evet. Daha bir ay olmadı oturup çay içtik canım benim. Ne zaman içtik ya? Bir ay olmadı, bir ay olmadı. Ben zaten ne zamandır Antep'im? Ben ne ara Mersin'e gitmiş olabilirim? Gitmedin Allah'ım. Hayır, ben Antep'teyim orada. Bir yere gitmedim ki, abim gil gelsin bağlansın. Ben hiçbir yere gitmedim ki. Buradan çıktığımdan belli, ben ailem yanındayım. Aha, Ayhan'la beraber gelip evleneceğini söyleyen bendim ya. Ya Ayhan kim Ayhan? Delirdin mi sen ya? Vallahi ben delirmedim kuzum ya. Abla, bütün herkes bağlanabilir. Ben nereye gitmişim? Evden dışarı çıkmadım. Buradan geldim, çıkmadım. Evden çıkmadım diyor Nuran'ı. Karıştırmış olmayasın. Ben ne tanıyacağım Ayhan kim? Hiç karıştırmadım canım. Hatta kızının öldüğünü, sevgilinin öldürdüğünü, sevgilisiyle arkadaşımı öldürdü dedim ve ben sana tanımıyorum, ne dedim? Tanımıyorum bile seni, Allah tanımıyorum. Mersin'e bile gitmedim. Tabii, tabii. Allah belanı versin dedim ve kalktım. Ya nereden kalktın? Ben Mersin'e bir buradan çıktım ama direkt evdeyim ben. Daha bir yere çıkmadım. Sen sarı saçlı değil misin? Daha önceki yayında sarışındım. Oradan görmüş olabilir misin? Açıktın canım. Ve şimdi kapalısın. Ben buradan gittiğimden beri kapalıyım. Ama köydeki herkes de bağlanabilir. Ayhan diye bir kişiyi zaten tanımıyorum. Mersin'e de gitmedim. Başka şahidiniz var mı Melisa'nın geldiğine dair? Canım benim, Asiye var. Asiye'nin numarasını ben... Ya Asiye'yi tanımıyorum. Asiye kim? Onu anlatamıyorum sana. Vallahi senin arkadaşın. Ya benim Asiye diye bir arkadaşım yok ki. Mersin'le bir bağlantın var mı normalde? Yani sen Mersin'e gittin mi hiç? Tabii, bekarlıktan kalmış bir şey. Abim gel orada oturuyordu. Biz öyle gittik. Başka zamanda gitmedim. Yo gitti. Ha? Gitti Mersin'e gitti. Gitti geldi canın eline poşetini boşadı. Kapalıydım, kapalı. Kadınlar abla bak giden kişiler sanırım gelinli kaynağı oldu gidildi. Mersin'e. Kız ölmezden önce biz işte yaklaşık 1,5 sene oluyor. Mersin'e gitti işte beraber. Bir ay diyor ama o bir ay öncesi. Yo ben ilk öncesini söyleyeyim. Hani hiç gitmedim değil ya. Bekarken gittim değil ya. Evliken gitti geldi canın eline poşeti verdi. Yeri güle güle dedi Mersin'den geldikten sonra. Ne için yalandı dedi? Ne için dedi? Dur lan. Şimdi sen evlisin. Tatile gidiyorsun. Nur Hanım teşekkür ediyorum sana ama benim üzerimden anlatmayalım. Yo mesela diyorum. Şimdi evlisin tatile gidiyorsun. Kocan seni tatilde görüntülü arıyor. Açar mısın açmaz mısınız? Herkese sorayım. Açarsınız değil mi? Gelmiş tatilden ne haddine düşmüş de beni arıyorsun zırt bırt. Ne kullandığı için? Kelime bu. Ne için? Açmıyor telefonu. Oğlum ya. Oğlum ne için korduğunu bir söylesene. İşte açmadığı için kaç erkektir. Kaç defa bak abla bak kaç defa aldatma meselesi söylüyor kendisinin. Oğlunun sevgilisiyle ben görüntülü konuştum. Kızım, orasını burasını bak, gösterip bak. Kızın. Benim bak, büyük bak, kızım aldattı, yanında özelini atıyor. Benim kocam geç onu. Benim oğlum aldattı. Ben bunu aldattı. Tamam. Güzellikten kızım git mahkemeye boşan. Tamam söyledim. Senin oğlun dedi zaten. Şimdi boşanak dedi. Durumum düzelsin öyle tekrardan gelip evlenelim dedi. Lan boşanmanın durumunla ne alakası var ya senin? Senin oğlun söylüyor bunu ya. Arkadaşım benim oğlum ne hangi durumuna girdi de hangi duruma düştü de düzelsin de boşanık diye. Israrla zaten mahkemeyi biz açtık. Mahkeme iptal oldu daha gelmedi diye. Tamam da güven bilmiyordum ilk mahkeme açıldığında. Tamam. Sen eşin seni aldatınca sen mi boşanmak yalan istedin? Ben boşanmak istemem ki kendisi daima yapıyor lan düzel. Birkaç defa gitti, 3 defa mesela gitti. Başkasının evinde kaldı. 3 gün sonra geri eve geldi. Hep böyle yapıyordu. Gidiyordu, gelmiyordu. Yok güzel yok. Sonra sen boşanmak istedin mi? Yok ben hiç boşanmak istemedim. Kendisi istiyordu genelde. Tamam bak, madem seni aldatıyor niye boşanmadı? Kendisini bilemem ben. Hani niye aldattın dedim de zevk meselesi diyordu adam sadece bana. Sen bunu kabul ediyor muydun peki? Yani şimdi bu söylemi de neden yani sağlıklı oğlan bir yap evlilik ilişkisi içerisinde olan hiç kimse böyle bir söylemi kabul etmez. Ya ben çocuklar var diye bir şey demiyorum. Hatta kendisi de susacaksın hani. Çocukların var diye boşanmak dedi istemedin. Evet. Peki sonra Mersin'e gitme meselesine? Ablam gille gittik abla. Herkes gelinli kaynanalı gitti. Benim yanımda da küçük kızım senin vardı. Senin niye kaynanan yoktu yanında? Gelseydin. Teklif söyledim ettin mi? Söyledim.
Yalan kadın, söyledim. Kadınlarla, kadınlarla. Böyle herkes gider değil mi? Toplulukla tatile. Kadınlarla gidiyorum diye görüntülü arıyoruz. Gece gündüz saati yoga. Aradığın zaman aç. Aç ki ben senin nerede olduğunu bileyim. Değil mi? Nereden biliyor, bilebilirim ben seni kimi? Ben sana niye ifade vereyim ki? Ben canı açmadın, veriyorum. Açmadın. Hüs sen ya. Çok yalan konuşun. Gerçi ben sana niye ifade ya. Vereyim? Sana niye vereyim? Ben zaten cana yazıyorum. Söylüyorum onu. Ama diyor ki yani... Şimdi orada da... Yo hiç açmadı diyemez. Açtım kaç defa. Yani şimdi gece taraf olmak bir istemiyorum kere. Ama yani eşin de aradı. Yani eşin aradığı zaman zaten açmak gerekmez mi yani? Yo açıyordum. Öyle birkaç defa açmamazlığım olmuş da onu söylüyor. Birkaç defa. Kendi ama, onun hiçbir ama şeyini işte söylemiyor. Onlar da senin ihanetin olarak değil bunu mi adlandırmışlar. O yüzden söylüyor. Ben kocamla ben kocamsız tatile yani gitsem derim ki hayatım bak kaldığımız otel bu. Bak şöyle biliyor, geliyoruz resim atarım. Biliyor. Gezdiğimiz yer. Hepsini biliyor. Ya Hüs o burada yoktur. Gel bili mili deme ya. Var. Biliyor değil nasıl mi? Bilmiyor. Hüs bilmiyor. Kaç bana kere benim yanımda bana aradı can açmadım. Ama geldik. Hani sen de o sırada ne küsmüştün bana o yüzden mi? Ya kırgındım ya ben 60 kişi sevgilisiyle konuştum. O yüzden sen de darıldığın için darıldım aklına. Yani. Belki siz o kısımları bilmediğiniz ben için. Ben hiç düşünmüyor tarafı. Yok yok. Hakiye ne öyle? Yani ne hakiyesi ya? Yabancı sevgilisinden, bir kadın abla. Bir saniye, bir saniye. Sevgilisinden bu olay çıktı davası ne zaman biliyor musun? Ta Ceyda Doğmaz'dan önceki olay bu. Hayır. Hüs. Hayır, ne alaka? Kızım doğduğunda da gördüm. Ya Lina yanında televizyon izliyor abla. Eşim tuhaf tuhaf şeyler atıyor. Peki. Özelliğini atıyor bir kızım dakika, yanında. Bir dakika bir dakika. Ben halımdan tanıdım. Kocam aldı iyi ya. Göstersin. Şimdi ben kendinin bütün kayıtları canlı telefondan ben kulağımdan buldum. Ya telefonum yok öbürü kendinin aldılar onlar telefonumda kaldı. Köyde Can benim kardeşim, abim o benim yanımdaki çocuklar da kardeşim diye konuştuğu çocuk beni aradım konuştu. Çocuk diyor ki abla ben erkeğim. Eğer o senin gerçekten gelininse boşa ben de şahitlik yaparım diye. Çocuk ölü delse ya. Kayıtlarda hepsi niye var aradı. Niye çocuk öyle diyor? Konuşmuş çünkü o çocukla konuşmuş. Evliken. Kendisini de aldattı o kıza da. Kızım. Beni de kardeş olarak gösteriyor. Kızım da yeğen olarak gösteriyor. Can kim? Can sen yaptın o hareketi yani. Sensin. Abdurrahman yani. Kızım Can o hareketi diyorlar. Sen yaptın ya. Beni ya senin oğlun da yaptı. Bana niye atıyorsun her tamam, şeyi? Tamam bir dakika bir dakika. Erkek yaptı. Benim oğlum yapmadı erkek diyorum. Erkek yaptı diye haklı oluyor. Yok benim oğlum yaptı. Sen niye yaptın? Senin oğlun niye yapıyor? Ben kızım namusunu sen kocan için taşımıyorsun. Namusunu kocan için taşımıyorsun. Ben o kadar ileri mi gittim? Senin oğlun resmen her şeyini gördüm ben videoda ya. Bir de ileri gideydin evliken. Bir de ileri gideydin konuştu o lafa bak lan ben o kadar ileri gideydin o zaman. Ben mi ileri gittim? Ben ya gitmedim. Saçmalama senle konuştuğunu bileyim. Senin oğlun neler yaptığını biliyoruz ha. Bak ben diyorum yaptı aldattı eve kadın eski getirdi. Eski sevgilisi abla evlenmiş kızım, güzellikten kocasına gittim evime kahvaltıya getirdi adam. Kimi getirdi kız? Kimi getirdi? Ay söyleyemiyorum ya. Ya bu saçmalık şu. Ya ne yalan söyleyeceğim söylesene evine ondan. Evine gelen kuzeni Melisacığım, ha kuzeni. Bak. Sevim Hanım tamam, dün şey çok bana güzel bir şey abla söyledi. Dedi ki bir kadın namusunu kocası için taşımaz dedi. Bence bu çok güzel bir laf. Ben de hep onu söylüyorum. Yani kimse de kimsenin namus bekçisi olamaz. Yani herkes kendine sahip çıkacak yani. Kimse de kimseye sahip çıkmasın. Herkes kendine sahip çıksın. Benim lafım odur ya. O da şöyle bir şey söyledi. Bak senin onu neden söylüyor biliyor musun? Çünkü şimdi bak senin iki tane daha kızın var. Kocam bana onu yaptı deyip sen de ona bu şekilde karşılık vermeye kalkınca bak çocuklarının başına ne geldi. Yani aslında biz kadınların sadece kadın olduğumuz için bazı şeyleri yapalım yapmayalım demiyorum ben. Ben evet eşitliği savunuyorum. Kanun önünde, toplumda, iş yerinde, orada burada ama şimdi biz anneyiz ya. Şimdi cennet annenin ayaklarının altında denirken babalar niye benim ayaklarımın altında değil demiyor. Şimdi biz doğurduk ya onlara. Yani kız çocuğumuz var. Onlara da sahip çıkmak zorundayız. O yüzden de bazı şeylerden fedakarlık etmek zorundayız. Bunun kadınlıkla, erkeklikle, eşitlikle, eşitsizlikle alakası yok. Çocuk kimin yanındaysa o kendine daha sahip çıkacak. Daha koruyacak. Aslında bak o yüzden şimdi yaptın ne oldu? Kocan seni aldattı. Sen de onu aldattın. Gittin öteki adama gittin. Öteki adamla da beraber oldun. Ne oldu çocuk? Ya o gitmem de hatamı tamam hata ettim biliyorum ama bu kadar hani eski yani bazı şeylerde şey kısasa kısas olmaz. Ama eski eşim burada, bana burada diyor yine ki söylüyorum eşitlikle eşitsizlikle alakası yok. Eşin sana böyle bir şey yaptıysa bana göre dünyanın en ahlaksız insanı yani. Hiç
tartışmasız kabul etmem. Ama şimdi o yaptı diye sen yapamazsın bazı şeyleri. Ben bunu başka şeylerde söylerim. O sana küfür etti. Sen de karşına küfür edin. O sana küfür ediyor. Kendi terbiyesizliğini gösteriyor. Sen ona küfür ettiğinde onunla aynı seviyeye düşüyorsun. O sana etsin. Sen ona etme. Şimdi o seni aldattı. Sen aldatma. Ya yani her karısı kocasını aldattı, kocası da onu mu aldı? Yani böyle bir ilişki tarzı olabilir mi?